كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ey oğul, kimse hakkında atıp tutma. Bu suizan meselesi. Gerçekten bu çok önemli mesele. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün annelerimizden bir tanesiyle, Safiye validemiz olması lazım, Safiye annemiz, eşlerinden biriyle bir yerde konuşurken bir sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, Safiye validemizi gördü, hemen kafasını çevirdi. Safiye validemizi görmedi, tanımadı. Zaten onlar hep türbanlı, kapalıydı. Belli olmuyor yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahabeyi çağır dedi, buraya gel. Dedi ki sahabe, ya Resulallah ben bir şey görmedim. Hayır dedi, buraya gel. O dedi, benim eşim Safiye'dir. Bak burada sahabenin aklına kötü bir şey geldi değil. Yanlış anlaşılmalara meal vermeyelim. Hani biz mesela ne yaparız? Bir adamın yanında tanımadığımız birini görünce, ooo üf, ulan bu da manitayı götürüyor. Şuna bak, helal olsun valla. Lan bu hacılar hacılar da var. Nereden biliyorsun lan? Belki benim kız kardeşim. Belki benim karım. Belki benim teyzemin kızı. Belki benim kızım. Olamaz mı? Olur. Sen beni tanıyorsun mesela. Hani buradaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam verdiği örnek şu. Sen beni tanıyorsun. Ama yanındaki kadını tanımıyorsun. Arkadan gördün. Ya da yüzünü görmedin. Belli olmuyor. Sen uzaktan bakınca, ulan Hüseyin de manitayı götürüyor. İyi valla bu hocalıkta iyi para var. İyi manitayı götürüyor. Bak kafaya bakar mısın? Bu işte bu suizandır. İftiraya girer, harama girer. Kardeşim, ya belki teyzesinin kızıdır, belki karısıdır. Böyle yapacaksın. Bak ilk yaklaşım bu. İnsanlar hakkında atıp tutma. Ne demek? Görmediğin bir şeyi, duymadığın bir şey hakkında konuşmayacaksın. Hazreti Ömer'in karşısına 4 kişi geldi. 4 kişi, iyi dinleyin burayı. Dediler ki, ya Ömer, o zaman halife. Dediler, bu adam zina yaptı. Dediler, bu adam zina yaptı. Hazreti Ömer dedi ki, hepiniz şahit misiniz? Dedi ki şahidiz. Dedi anlat. Dedi bir tanesi dedi ki işte böyle böyle gördüm, tamam. Öteki dedi ki böyle böyle gördüm, tamam. Üçüncü dedi ki böyle böyle gördüm, tamam. Üçü de tamam. Üç şahit tamam. Dördüncüsüne geldi. Hazreti Ömer dedi ki sen dedi söyle bakayım. Ne gördün? Ya Emirhan, ya ben böyle tam gördüm ama tam seçemedim. Hani böyle hani battaniye oynuyordu ama hani emin olamadım dedi. Hazreti Ömer dedi ki dava düştü. Size dedi dördünüze iftiradan sopa atacağım. Kaç? 80 sopa mı? Her neyse tam aklımda kalmadı da 80 diyelim. İftiranın cezasını unuttum. Allah selamet versin. Size dedi ki dördünüze bak. 3 tanesi gördük dedi. Kesin gördük. Ama son bir tanesi dedi ki ya Ömer hani böyle battaniye kımıldar gibi oldu ama tam emin değilim dedi. Dedik dördünüze iftira suçundan sopa yiyeceksiniz. Kardeşim bu öyle atıp tutman olmaz. İnsanlar hakkında öyle iftiralı olmaz. İş yerinde de mesela. Mesela adam kardeşim parasını yere düşürdü. Sen onun parası olduğunu görmedin. Adam parasını yerden aldı, kendi cebine koydu. Sen tam yerden alıp cebine koyarken gördün. Oo, bu da hırsızlığa başladı. Yazıklar olsun. Bir de namaz kılıyor. Zaten meşhurdur. Bir de namaz kılıyor. Zaten hep namaz kılanlar bir de namaz kılıyor. Bir de oruçlu, bir de hacı olacaksın diyorlar. Başkaları olmuyor zaten. Gerçekten başkaları olmuyor. Ne hikmetse hep namaz kılanlar, oruçlananlar yükleniyor. Allah onlara da selamet versin. Her neyse. Sen adamın yerden para aldığını gördün mü? Gördün. Peki adamın olup olmadığını bilmeden işte vay efendim şuna bak bir yerden para aldı cebine attı ulan bu nasıl insan böyle işte bunlar da hırsızmış kime güveneceğimizi şaşırıyoruz gibi şeyler söylesen iftiraya girer kardeşim. Böyle bir şey yok. Kimse hakkında atıp tutmayacaksın. Suizan etmeyeceksin. İşin arkasına bakacaksın. Mesela bugün sohbetin başında verdiğimiz örnek. Yani genel olarak söyleyeyim. Hocam şuna reddi yap, buna reddi yap, şu şöyle bu böyle. Ben öyle herkesin ağzının lafıyla reddi yapmam kardeşim. Dediği adamı bir araştırırım. Bu adam kimdir, necidir, ne konuşuyordur bir bakalım. Bak şöyle bir şey de var. Adamın 99 tane güzel sözü vardır. Bak sıfır yanlış. 99'a. Ama öyle bir kelime söyler ki ehli sünnetten çıkar. Anladın mı? İtikadı sıfırlar. Ama ben ne yaparım mesela? Dinlerim. İyi tamam ne bu kadar da herhalde bundan sonra da bir şey çıkmaz diye kalkıp da karar veremem. İyice dinlerim. Ondan sonra karar veririm. Anladın mı? Kimse hakkında atıp tutamazsın. Bu adam çok bozuk da diyemezsin dinlemeden. Çok düzgün de diyemezsin dinlemeden. Anlayacaksın, dinleyeceksin, tanıyacaksın, bileceksin, göreceksin. Ha kardeşim tamam bu adam bozuk adam. Ne yaparsın? Takip ettirirsin. Takip ettirirsin. Bizim çalıştığımız işlerini bir tane
Bizim arkadaş dedi ki bak şu adam dedi bir şey çaldı. Bak iyi dinleyin burayı. Dedi şu adam bir şey çaldı. Direkt bana geldi. Dedim öyle bir şey yapmaz oğlum. Dedim bu adam kaç senedir bizim müşteri. Bak senelerdir gelen müşterimiz. Sağlam müşteri. Dedim arkadaş yapmaz öyle bir şey. Dedi ya yaptı gördüm dedi ya. Koca dedi makine kaç bin liralık makine dedi. Aldı cebine attı. Yapardı yapmazdı yapardı yapmazdı. Kameralardan izledik. Adam hakikaten yaptı. Bak kameralardan gördük yaptı. Dedik bekleyelim. Aynı vatandaş bir daha geldi ve biz bilerek onu saldık, bıraktık bakalım dedik. Ne yapacağız? Kameraların olmadığı yerde yine birkaç bir şey daha çaldı. Bak. Ne dedik ben ilk başta dedim yok dedim ya bir görelim dedim yapmaz. Yine işimi de garanti almam lazım. Yani gözle görmediğin sürece inanmayacaksın. He sen ne yapacaksın mesela? Falanca kişi dedim böyle böyle işleri var. Abi gerekse takip ettireceksin. Çünkü iftira çok büyük bir günahtır. Bak kebair günahların zirvesinde iftira atmak. Hele namuslu bir kadına, namuslu bir erkeğe iftira etmek Allah Celle Celal'e ortak koşmaktan sonraki en büyük günah. İftira adamın hayatını karartırsın. Adam biter ya. Var mı böyle? Var kardeşim. Adama diyor ki al sana diyor 10 bin lira. Mahkemede diyor yemin edeceksin. Yalan şahitlik yapacaksın. O da diyor ki tamam diyor 10 bin lira bende. Yalan da bende diyor. Ne oluyor? Sen 10 bin lira alacağım diye bir insanın hayatını kararttın. O adam hapislere düştü. Çoluğu çocuğu karısı evsiz baksız kocasız kaldı. Sen 10 bin lira attın cebine attın. Ne oldu? Ama sen cehennemin dibine boyayacaksın kardeşim. 10 bin lira için ahiretini yakmayacaksın. Göreceksin. Delil bulacaksın. Kimsenin arkasından atıp tutmayacaksın. Bunun vebali çok ağır olur. Hepin için geçerli. Yolda birini gördün. Hemen ya şunun da tipe bak ya. Ya arkadaşım tiple adam mı değerlendirilir ya? Adamın tipine bak diyerek bir adamı değerlendirmek Müslüman işi mi? Değil. Belki Allah Celle Celaluhu beni öyle imtihan ediyor. Belki benim kaşım gözüm burnum kulağım yamuk. O da bir imtihan. Allah Celle Celaluhu'nun imtihanıdır. Allah Celle Celaluhu onu ve ailesini onunla sınıyor. Belki seni de onunla sınıyor. Sen oradaki güzelliği arayacaksın. Değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabiyle bir yerden geçerken bir yanlış hatırlamıyorsam bir oğlakla eşi mi ne gördü? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ne güzel dişleri var. Bak sahabiler böyle yaptı. Hani yüzünü çevirdi leş. Ama Efendimiz dedi ne güzel dişleri var. Sen oradaki güzelliği gör. Adamın sıkıntısını, özrünü, kabahatini görme. Çünkü sen onun özrünü, kabahatini bulur açarsan Allah Celle Celaluhu mahşerde senin bütün pisliğini açar. Sen insanların kusurlarını örtersen adam mesela kardeşim birinden bir 50 lira çaldı. Sen de gördün. Kardeşim bak böyle böyle bir şey yaptın. O 50 lirayı geri ver. Tövbe et bir daha yapma. Bu olur. Sen bunu yaparsan mahşer günü Allah Celle Celaluhu senin belki de aklına haline gelmeyecek bir günahını örtecek. Sen ne yaptın? Vay şerefsiz, namussuz, hırsız. Yetişin hırsız var. Var böyle yapamam. Yetişin hırsız var. Ahaliye öldürün lan bunu. Lan arkadaşım manyak mısın sen? Hırsızlık kötü bir şey. Hayır onu savunmuyorum. Ama kalkıp da adamı ilan edip dövün bunu, dalın bunu, gebertin. Yok kardeşim. Sen edebinle uyar. Belki bak, belki senin onu edebinle uyarman sebebiyle o adam evliya olur. Olmaz mı? Olur kardeşim. Bişli Hafi Hazretleri. Bağdat'ta içilen içkilerin tamamını o ısmarladı. Öyle içiyordu yani. Bak kafası normal gezmiyor. Bişli Hafi Hazretleri. Ama bak Bişli Hafi Hazretleri diyorum. Nasıl oluyor? Oluyor kardeşim. İnsanları hakir görme, hor görme, insanlara karşı atıp tutma. Anladınız inşallah.